En sonunda Kante, Jorginho ve KDB'yi bir araya getirmeyi başardım. Kante'yi alana kadar o kadar çok işkence çektim ki hatta klibini koyacağım. Almaya çalışıyorum dakikalarca. Çıkmadı. Şimşek çaktı. Yüzüm bembeyaz oldu. Dışarı baktım. O arada Kante geldi. Ay, sokacağım Kante'yi şimdi. Sokak bembeyaz oldu. Anasını satayım, sokak bembeyaz oldu. Ha siktir. İnanılmaz, gelmeyen adam 5 dakika, ben buraya bakınca ilk defa geldi. Sırayla başlayalım o zaman. En düşük rating, en iyi kart. Ya gerçi KDB 96'ymış da. Jorginho daha yüksek rating ama aralarındaki en ya vasat demiyorum, daha kötü duran o. Normalde 3-3 Jorginho, 3-skill 3 weak foot. 4-4 yapmışlar kartı. Team of Steel'larda daha önce sanırım olmamıştı böyle bir şey. İlk kez skill ve zayıf ayak upgrade'i geldi. Orta çalışma oranı var. İstatistiklerine bakalım. Pas 99 zaten neredeyse. CDM'de ben oynatmayı tercih ederim. Camda da oynatabilirsin. Forvet oynatmam ben. Ya forvet de oynayabilir ama 4-3-1'de cam oynatırım ya da defansif ortası oynatırım ben. Dripping'i de çok iyi olacak. Merak ediyorum bu kartın nasıl olacağını. Pasları inanılmaz iyi olacak. 4-1-2-1-2'de oynayacaklar bu arada. KDB'ye bakalım. 5 zayıf ayak, 4 weak foot'u var. Yüksek çalışma oranı. FIFA 20'de ve 21'de 2 defa satılamaz kartını çıkarmıştım. Bakalım kendi hesabımda tekrar bunu 3 kere yapabilecek miyim? Yani 3. kez üst üste olacak mı? Gölge bastım bu arada KDB'ye. KDB'nin en büyük sıkıntısı, ya sıkıntısı demeyeyim de, diğer kartlarında hep defans özellikleri düşük oluyor. Ama bu kartın artık gölge basıldığı zaman inanılmaz bir karta dönüşüyor. Şutu inanılmaz. Pası zaten KDB. Dribbling'i de güzel oluyor Team of the Year. Geçen senelerde birazcık stiflik vardı. Ben çok sevmiyordum diğer kartlara göre Team of the Year'da ama bakacağız bu sene nasıl olduğuna. Çok iyidir yine. Çok üst seviye. Fiziği, bu kartın fiziği bayağı vücuduyla tutacak. Ve en iyi karta geldik. En iyi orta saha Team of the Year kartı Kante olacak. Boyu kısa olman dolayı oyundaki en hızlı kartlardan biri gibi hissettirecek oyun içi. Emin olabilirsin. Hunter bastım ben. Biraz komik oluyor ama. Çünkü defans istatistiğe ihtiyacı yok. Defans 99. Fiziği çok iyi. Dripping inanılmaz olacak. Pası da gayet iyi. Kante, ben merakla bekliyorum ya. Direkt maçlara girmek için sabırsızlanıyorum. 4-1-2-1-2 oynayacağım. VL'ye hızlıca girelim ve kartlar nasılmış incelelim. Evet, bir kez daha deneyelim. İlk rakip maçtan çıktı. Bu rakip I Am God ve kadro güzel. Hadi bakalım. Reis, o nasıl dripping? Hastalandın mı ya? Nasıl bu kadar iyi oynuyorsun ya? Bak, Jorginho topu unutma. Bakalım dripping nasıl Jorginho'nun. Boyu, yalnız Jorginho'nun body type'ı biraz garip geldi bana. Jorginho'nun bacakları çok uzun bu arada. Ben FIFA'ya uygun olduğunu düşünmüyorum body type'ının. Güzel pas. KDB. Of. Orta saha iyi savunma yapıyor beyler, yalan yok. Hadi. Gizli yani. Atak pozisyonu güzeldi de hata yaptım. Önümü boş olacağım. Nereden bileyim boşu çekerken? Saçma, baksana. İzlemek dahi istemiyorum. Önümü boş olacağını bilemiyorum. Aa, güzel dripping'ti lan. Oğlum Kante inanılmaz çevik. Bak ooo, buna engine falan basılması lazım. Oğlum Kante inanılmaz iyi. Vur oğlum çapraza. Aa, çapraza vurdum. Güzel. Ooo, fiyasko. Evet, bir kez daha deneyelim. Jorginho'nun şeyini değiştirdim. Engine bastım. Dripping çok kötüydü çünkü ben hissedemedim yani. Yani daha iyi olsa bile. Bak vallahi daha iyi şu an ama o pis dripping hissiyatı var. At oğlum şunu. Ooo, kendini affettirmeye çalışıyor bu maç. Kesinlikle engine basman gerekiyor. Dripping'i bir tık daha iyi oldu. Şeyli bir iyi patlıyor ama. Vur artık. Ooo, KDB ileri çıktı. Speed boost'u güzel yapıyor. Speed boost'u güzel yaptı. At şuraya. At. Güzel savunma. At önüne. Müthiş pas. Delişini vur sen de. Efsane. Güzel. Jorginho güzel oynuyor. Jorginho güzel pas atıyor. Hoppa! Aferin lan. Baksana. Bak, buradan çıkması çok ekstra mesela. Sol ayağıyla atamıyor değil mi onu? Of. İyiydi ama iyiydi.
Devam. Bunun hakkı plase ya. Arkasını... Yani plasenin girmesini yeğlerdim. Aha aldım. Of. 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 Son anda plaseye dönüştürdüm. Aşıkmaya dönüştürdüm. Son anda aşıkmaya dönüştürdüm. Müthiş. Allah belamızı bulduk galiba. Bu da. Oha Neymar Winter var. Atın ne? Hoppa. Bunu atabilmen lazım. At önüne. Süper. Süper pas. Kaleci oynattıysa da umurumda değil. Bekledim şey yapmasını. Bu arada Team of Tier'lar ayaklarının dışıyla çok vurmayı tercih ediyorlar. Çok dikkatimi çekti bu. Yine aynı hatayı yaptı. Yine aynı hatayı yaptı. Bitiriciliği şu an güzel. Şu an güzel. Ama bence genel olarak baktığımız zaman kaçırdıklarını göz önünde bulunacak olursak Horvat için istikrarsız abi o bitirişler neydi o sol ayağıyla? Rus'a bak şimdi bak. Haşırt. Haşırt. Hoppa. KDB oynamaya geldi bu maç. KDB bu maç oynamaya geldi. Speed Boost'u güzel yapıyor. Bu maçı iyi bitirdi mesela. Bu maç inanılmaz iyi bitirdi. Geçen maç KDB inanılmazdı. German 11. 11. Kante'den kaçamazsın. İşte. Çok iyi dribblingden. Aferin lan sana. Aferin. Okudum oğlum. Kafasının içindeydim adamın. Eski günlerdeki gibi. Ah be. Ah be. Aferin. O faul yok. Faul yok. Müthiş savunma. Hadi bakalım. Bunu da savun ha. Bunu da savun ha. Biliyordum. Bunu yapacaktım. Bunu yapacaktım. KDB'yi kovalıyordum orada bir saattir. Aferin. Güzel dribbling yaptı orada. Dibinden geçtik. Rakibimizin takımı diyoruz eskilerden. Ooo. Kans 11. Uç bakalım. Evet hata yaptı. Kaleci oynatmadı. Daha doğrusu kaleci ilk başta geriye oynattı. Ondan sonra direkt üstüme çıktı. Jorginho. Vur gelişine. Yes Jorginho. Çok güzel koştu. İleri koştu. Kaleciyle oynattı galiba. Sağa oynattı. Kaleci uyanık sağa oynattı. Abi Kanti şunu atabilirsin ama sol ayağın 3 olsa da sen ya. Of, çok iyi hızlanıyor. Speed boost'u çok iyi. Oo, fiyasko. Güzel dripping yaptı. Engine bastığımdan beri kartı kötüleyemiyorum. Dripping'i güzel yapıyor. Yalnız bunu kalecinin tutması lazım ya. Bunu tutması lazım. Hadi. Oha be kardeşim ama ya. Sen oynamaya gelmişsin ya. Jorginho oynamaya gelmiş. Jorginho 7 maç 4 gol 1 asist. Jorginho'ya gölge basmıştık. Dripping siyah çok kötüydü. Bunu söyleyeceğim çok kötü diyeceğim. Diyebilirsin hani bu istatistiklere rağmen neden öyle. Çünkü body type'ı bacakları çok uzun. Bacakları uzun kartların biraz oyun içindeki hissiyat kötü oluyor. Bu kartı o yüzden kesinlikle dinamo basın, engine basın. Dengesi ve çevikliğini yükselttik. Dripping 99 oldu ve ondan sonra bambaşka bir karta dönüştü. Boyu ya yani bacak boyu uzun olduğu için ara topları böyle ayağıyla uzayıp alıyordu. Çok beğendim bu konuda. Hızı güzeldi. Ama böyle uzun driplinglerde bazen böyle bir şeylik var ya. Bilmiyorum. Bacak boyu uzun olduğu için pası inanılmaz. Defansı gayet güzel, bayağı iyi. Fizik sesleri de güzeldi. Bırakmıyorlar topu. Plaseleri inanılmaz iyi. Bu kartın plaseleri inanılmaz iyi. Kesinlikle uzaktan bulduğun an çek. KDB her sene olduğu gibi güzel. Defansı iyi, güzel yapıyor. Pası inanılmaz iyi. Şut konusunda bazı pozisyonları bir forvet yani 88 bitiriciliği var. Arttırmadık bitiriciliğini ama bir de forvetle oynattım bazı maçlarda. Şut yani şey vermeme rağmen, Hunter falan vermeme rağmen. Abi KDB L1 speed boost'u çok iyi yapıyor. Hakikaten çok iyi uzuyor. Onu söyleyeceğim. Jorginho almam ama KDB alırım. KDB çok güzel. Çok yerindeydi. Pasları çok iyi. Driplingi çok minnacık dripling. Ya bilmiyorum. Bunda dripling hissiyatı biraz garip. Çok iyi ama garip yani. Çünkü Kante var. Bu adam var bak. Bu adam boyu kısa olduğu için her şey değişiyor. Şimdi bu adama geldiğin zaman oyundaki en iyi defans yapan kart bence. Her yerde. Tackle'ları çok sağlam. Pas hataları hala yapıyor. Bunu merak edenler olacaktır orada bir yerde biliyorum. Çünkü Kante'nin düz kartıyla oynarken eski zamanlarda sert pası kötüydü. Bu kartın da sol ayağıyla sert pasları kötü. Sağ ayağıyla inanılmaz.
Ama 3 sayı fayağı olduğu için ters ayağıyla sert pasları oyunda patch geldiğinden beri kötü, yani patch geldiği için kötü olabiliyor sol ayağıyla. Fizik istatistiği inanılmaz, defansı inanılmaz, dripping'i çok tatlı. Burada alınabilecek kart, yani üçünü de alabilirsin ama Jorginho'dan dripping hissiyatı çok şey olmayabilir. Ama KDB ve Kante çok iyiydi, inanılmaz iyiydi. Jorginho'nun da plaseleriyle sonradan telafi etmeyi başardı. Kante belki gol atamadı bu videoda ama olabildiğince top pas arası yaptı, rakibi rahatsız etti. O yüzden Kante çok iyiydi. Defans oyuncularını inceleyecek miyim bilmiyorum ama onları da belki alırsam hepsini tek de incelerim. Marquinhos kartı falan ya da Ruben Dias. Ya hepsi çok iyi olacak zaten de stoperleri de çok merak ediyorum. Videoları beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more.